Merhaba. Canlı yayına hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Elif Hanım. Merhabalar, nasılsınız Burcu Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, gayet iyiyim. Teşekkürler katılıp bizi kırmayıp geldiğiniz için canlı yayınımıza. Ne demek her zaman? İsterseniz birazcık ben gelenleri böyle bir beklemek istiyorum. Bir 2-3 dakika sizin de izniniz olursa. Ne demek? Yavaş yavaş da minik tanıtımlarla başlamak istiyorum. Buyurun. Öncelikle katılım sağlayan velilerimize, değerli velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Başlangıç için. Ve pedagog Elif İpek Hanım bizi kırmayıp geldiğiniz için size de çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Burada olmak çok keyif verici. Çok sevindim. Bugünkü konumuzla başlayalım isterseniz ama öncesinde ben sizi bir tanıtmak isterim. Buyurunuz. Süreçle ilgili de bir bilgi vermek isterim. Buyurunuz. Elif Hanım, Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunu. Okan Üniversitesi Eğitim Yönetimi'nde yüksek lisansını tamamlamış. Aynı zamanda Aile Danışmanlığı Marmara Üniversitesi'nden de mezun. Şu anda Marmara Pedagoji bünyesinde hem çalışmaktasın hem de orayı kurdunuz. Evet. Ve şu an hali hazırda podcastleriniz de yayınlanıyor Spotify üzerinden. Özellikle bu korona günündeki süreçlerle ilgili görüşmeler yapılıyor benim bildiğim kadarıyla. Ebeveynlerimize, çocuklarımıza nasıl daha verimli vakit geçirebiliriz üzerinde podcastlerimiz yayınlanıyor. Bunun dışında da pazartesi ve perşembe günleri de Instagram canlı yayınları var. Doğru. Katılmanızı yine bu saatlerde katılmanızı şiddetle öneririm. Sizlerin söylemek istediği neler var Elif Hanım? Sizlerden de birazcık kendinizi şöyle tanıtmak ister misiniz? Unuttuğum, eklemek istediğiniz neler var? Çok teşekkür ederim. Gurur duydum öncelikle. Çok sağ olun. Beni şaşırttınız. Bu pandemi sürecinde evdeyiz. Evde de verimliliğimizi sürdürmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim de elimizden gelen bu. Umarım faydalı oluyoruzdur. Bu süreç içerisinde de sizinle beraber olmak. Normalde benim bu süreçte böyle sınavların hemen öncesi dönemde yoğun şekilde okullarda seminerlerim olurdu ve çocuklarla buluşurdum. Onlarla böyle gümbür gümbür seminerler yapardık beraber, böyle salonları inletecek şekilde. Çok güzel olurdu. O günleri çok özlüyorum. Siz de en azından çocuklara ulaşabilmemiz için, onların da bana sorularını ulaştırabilmesi için destek oldunuz. Bu günler de böyle günler. Onun için bu günleri de böyle değerlendiriyor olmak ve sizin de bu konuda desteğinizi hissetmek, böyle de gurur verici şekilde tanıtılmak gerçekten çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Ne demek? Bizler de çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız bu yayına. Sağ Gerçekten de çok faydalı olacağına inanıyorum. Hem öğrencilerimiz için hem velilerimiz için. Özellikle bu korona sürecinde neler yapabiliriz? Çünkü hep evlerde kaldık. Hep bir aradayız. Bu süreçte tabii ki bizim için zaman yönetimi konusu ortaya çıkıyor. Motivasyon konusu ortaya çıkıyor. Değerli izleyiciler, aslında burada da anlatmak istediğimiz saati kendimize kurmak başlığımızda da aslında özünde anlatmak istediğimiz bizim zaman yönetimi ve motivasyon süreçlerimizi günlük hayatımıza nasıl dengeleyebileceğimiz, nasıl ebeveyn çocuk ilişkisinde sağlıklı iletişimler kurabileceğimiz ve özellikle LGS döneminde şimdi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için motivasyon sürecini daha verimli nasıl kullanabileceğimiz hakkında görüşmekti. Tekrar teşekkür ederiz sizlerin de katılımı için. Ben sözü isterseniz Elif Hanım size bırakayım. Nasıl gitmek istersiniz bu süreçten sonra? Soru cevap şeklinde mi ilerleyelim yoksa sizin bir giriş, küçük bir giriş yapmak ister misiniz bu süreçle ilgili? Çocuklarımızdan gelen sorular vardı. İsterseniz onları beraber Tabii yanıtlayalım. ki. Tabii ki. O zaman isterseniz ilk sorumuza başlayalım. Buyurunuz. Hazırsanız. Bu korona günlerinde şu an özellikle evde kaldığımız bir süreç var. Ve bu süreçte günümüzü yönetmekte problemler yaşıyoruz, dedi bana öğrencilerim. Ve gerçekten de ben de bunu gözlemledim. Rehberlik derslerinden aldığım sonuçlarla da bu gerçekten doğruluyor birbirini söyledikleri şeylerle. Ve bu zaman yönetimini nasıl daha faydalı kullanabiliriz, günü nasıl daha verimli kullanabiliriz konusunda öğrencilerimizin soruları var. Tabii. Elimden geldiğince cevaplayın. Şimdi öncelikle bir anda
güvenli alanlarımız güvensiz hale geldi. Evet. Hepimiz için, tüm dünya için aynı şey yaşanıyor. Bunu kavramak biraz güç. Çünkü hiç daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Virüse bedenlerimiz bağışık olmadığı gibi ruhlarımız da böyle bir sürece bağışık değil. Daha önce hiç karşılaştığımız bir süreç değil, tamamen ezber bozan bir şey oldu. Dolayısıyla hepimiz bir şok olduk. Her birimiz farklı farklı kendimizce. Hepimiz farklı duygu durumları içerisine girdik. Ondan sonra da bize söylenen şeyleri yapmaya başladık. Kendimizi korumak için evlerimize girdik. Sosyal yaşantılarımızdan uzaklaştık. Ve farklı alışkanlıklar edinmeye başladık evlerin içerisinde de. Şimdi bununla birlikte yani burada bir şok olduk öncelikle. Ondan sonra da sürece uyum sağlamaya başladık. Şimdi bir defa bu kadar yoğun bir duygu durumundan sonra ister istemez insan bir rehavet yaşayabilir. Bunu bir Evet. unutmayalım. Son derece insani bir şey içerisindeyiz aslında. Ve dünyanın her yerindeki insan da böyle hissediyor. İlginç şekilde. Bütün dünyanın ortak şekilde bir arada olduğu bir süreçteyiz. Aslında bir tarihi zaman içerisinde yaşıyoruz şu anda. Kesinlikle. Tabii ki bununla birlikte bize dendi ki işte hayatlarınız olabildiğince evin içerisinde normalleşebildiği kadar normalleşsin. Neler yapıyoruz? Kendimize yeni yeni formüller bulmaya çalışıyoruz. Mesela az önce konuştuğumuz şey, ben bu dönemde çocuklarla fiziken bir araya geliyordum. Ve sınava hazırlıkla ilgili işte zaman yönetimi, motivasyonumuzu nasıl kuralım, sınavda kaygımızı nasıl yönetelimle ilgili çalışmalar yapıyorduk. Atölyeler yapıyorduk, seminerler yapıyorduk birlikte, sohbetler ediyorduk. Şimdi kendimize böyle bir formül bulduk. Onlar da telefonun diğer ucundalar, biz de buradayız ve siz onların sözcüsünüz. Ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Yeni yeni formüller bulmaya açık olmamız gerekiyor. Evde olmaya hemen nasıl alıştık? Aslında adapte olduk. Bu adaptasyon da insanın en önemli yeteneği, beynimizin en iyi yapabildiği şey, adaptif olmak. Dolayısıyla bu sürece şimdi alışmaya başladık. Şimdi sürece alışınca da o rehavet de gelince bir yandan tabii evin içerisinde bu canım çocuklarımın kardeşleri ama büyük ama küçük kardeşleri de bu sürece kendilerince alışıyorlar ve katılıyorlar. Evet. Anneleri de bu sürece kendilerince alışıyorlar ve katılıyorlar. Babaları da. Şimdi herkesin başka sorumlulukları var. Anneler babalar evden çalışmaya başladı. Çocuklar evden çalışmaya başladılar. Sizler online derslerinize başladınız. Sizlerin böyle bir çabanız var. Online derslerinize başladınız. Onlar da online olarak öğrenmeye çalışıyorlar. Hep eğlence aracı olarak kullandıkları, arada da araştırma amacıyla kullandıkları ekranlar artık onların okula açılan birer penceresi gibi oldu. Dolayısıyla tüm bu değişiklikler içerisinde yeni düzeni kurarken kendilerine biraz zaman vermeleri çok önemli. Ha tabii ki şu düşünülebilir. Yani önümüzde sınav için peki bize zaman verilecek mi? Böyle bir şey Doğru, var. doğru söylüyorsunuz. Böyle bir şey var. Hani evet Elif abla kendine zaman tanıyorsun ama hani yani zamanımız yok ki nasıl bu zamanı tanıyalım? Lütfen böyle düşünmeyin. Çünkü herkes aynı sürecin içerisinde. Ve maalesef bizim ülkemizde bu özellikle liseye giriş sınavıyla ilgili oturmamış bir sistem var. Bunun yetkililer de farkında ve umuyoruz ki düzelecek. Ve oturmamış olan bu sistem, hani hepimiz bu sistemin bir şekilde bir mağduru olduk. Ama adı değişti, ama biçimi değişti, ama soruları değişti vesaire. Bence aslında son yıllarda özellikle bu sistem dayanıklılık ölçen, psikolojik sağlamlık ölçen, adaptasyonu ölçen bir sisteme dönüştü. Bilgi ölçmekten daha çok yani. Bu süreci sağlıkla yönetebilen aslında bu sınavı bence geçti. Bilgiden falan çok daha önemli bir şey haline geldi. O nedenle biraz sakin olmak. YouTube'da yıllardan beri kullanırım. Çok da sevdiğim bir deney, zaman yönetimi deneyi diye bir şey var, video var. Bilmiyorum haberdar mısınız? Çok keyifli.
Çeviri bir deney. Çevirisi de böyle seslendirilmiş aynı zamanda öyle söyleyeyim. Bir kavanozun içerisinde, bir kabın içerisinde daha doğrusu işte taşlar var ve o taşları yerleştirmenizi istiyorlar. Lütfen ona baksınlar. Hoşlarına gidecek diye düşünüyorum. Öncelikle işte büyük taşlar var. İşte bir tanesi sosyal yaşamı gösteriyor. İşte bir tanesi işte yapılması gereken her günkü işleri gösteriyor. Bir tanesi aileyle geçirecek olan zamanı gösteriyor falan. O kadar çok taş var ki ama bir de incecik küçücük taşlar var. Onlar da işte sıradan günlük rutin işlerimiz. Her zaman hani böyle oyalayıcı şeyler diyeyim. Kabın içine önce oyalayıcı şeyleri koyup ondan sonra büyük taşları yerleştirmeye kalktığınızda büyük taşların %70'i sığmıyor. Bakın %70, onda 7'den bahsediyorum. Gün içerisinde 10 tane işimiz varsa 7 tanesi buraya sığmıyor. Sadece 3 tanesini sığdırabiliyor. Ama ilk önce bu 10 tane büyük şeyi günün içerisine yerleştirince sonra bütün küçük taşlar, bütün oyalayıcı şeyler onların arasında yer buluyor ve yerleşiyor. Öncelikle neleri öncelikli olarak yapmamız gerekiyor? Ve bu öncelikler benim önceliklerim mi? Evet. Önce Bu bunu çok bir önemli aslında. belirlemem, değil mi? Önce bunu bir belirlememiz gerekiyor. Benim önceliklerim mi? Yoksa annemin önceliği mi, babamın önceliği mi, kardeşimin önceliği mi, öğretmenlerimin önceliği mi? Nedir? Bana göre nedir? Çünkü insan en iyi kendisini bilir. Onun için kendilerine birazcık bakıp ve bu süreçte de mesela ders çalışmaksa, hani sınav odaklı gidecek olursak, ders çalışmaksa en azından 40 günden beri evdeyiz. Ve bu 40 gün çerçevesinde aslında iyi bir gözlem yapmış olmaları, belki bu konuda ailelerinden destek alabilirler. İyi bir gözlem yapmış olmaları, yaptıkları gözlemleri değerlendirerek yine kendi deneyimlerinden, kendi önceliklerini, kendi kolaylıklarını fark ederek aslında bir plan yapabilirler çok rahat. Hangi saatlerde çalıştığımda? Çünkü denemişlerdir farklı farklı. İşte gece herkes yattıktan sonra mı çalışıyorum? Odama kapanıp da mı çalışıyorum? İşte şu dersi önce mi çalışıyorum? Bu dersi sonra mı çalışıyorum? İşte sabahleyin erken kalkıp da mı çalışıyorum? Bana çalış dendiğinde mi daha iyi çalışıyorum? Yoksa ben kendim kararlı bir şekilde gidip çalışmaya başlıyor muyum? Bunların hepsini tartmışlardır zaten. Ellerinde iyi olanları, verimli gördüklerini toplayıp onlardan bir kombinasyon yapmaları gerekiyor. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten Rica ederim. orada verimli olan iki şey vardı. Onu söylemek istiyorum sadece ben. Sonra tabii ki sözü tekrar size bırakacağım. Buyurun. Burada önemli olan şeyleri arkadaşlar size de söylüyorum. Öğrencilerim ve yayını izleyen herkes için de bu geçerli. Hayatınızda öncelikli olan şeyleri listesini yapın. Sizin için ne öncelikli? Yani başkalarının düşündüğü şeyler değil. Daha özünde Elif Hanım da söylediği gerçekten kesinlikle katılıyorum. Sizin için değerli olan ne var? Yani bu hayatta A noktasından B noktasına gidebilmek için benim için ne değerli? Neyi yaparsam B noktasına ulaşırım, istediğim yere ulaşırım. Onların bir listesini yapın ve bunu her güne ekleyin. Her gün ya, minik minik bir çabayla bile girseniz bu işe, her gün yaptığınız emek hiçbir zaman boşa çıkmayacak. Ve her zaman size çok daha pozitif şekilde geri dönecek. Yani bu sadece LGS sınavı için geçerli değil. Tüm hayatınıza bunu eklerseniz, eklektik bir şekilde çalışırsanız bunu tamamen tüm hayatınızın bütününe baktığınızda belki 70-80 yaşına geldiğinizde gerçekten bu farklılığı göreceksiniz. O yüzden Elif Hanım'ın söylediği gerçekten önceliklerinizi belirleyip onları üst sıraya koymak çok değerli ve önemli bir şey. Bir de hani hayatımızda her şeyi böyle önemli olan ve olmayan diye ayırmayız ya. Hani derecelendiririz. Birinci derecede önemli, ikinci derecede önemli ya da işte bu benim için çok önemli ve vazgeçilmez. Yani bu benim için önemli. Bu benim için Evet. işte olsa da olur olmasa da olur ama olmasını tercih ederim. Bakın hala pozitif taraftayız, önemli taraftayız ve üçe böldük orayı. İşte bu benim için olsa da olur, olmasa da olur. Artık bu biraz daha böyle orta nokta. Yani bu benim için o kadar da önemli değil. Bu benim için hiç önemli değil. Aman olmasa da olur.
Evet. Eğer böyle ayırırsanız böyle 6-7 basamak şeklinde yazın. İlk önce böyle sizin söylediğiniz gibi yazın böyle sırayla tık 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 tık. Çünkü hep fikirler aklımızda uçuşuyor ama onları biraz kondurmak lazım kağıdın üzerine. Çünkü kondurduğunuz zaman onları hem görsel olarak algılıyorsunuz, hem onları okuduğunuzda işitsel olarak algılıyorsunuz, hem de onları yazarken artık kinestetik olarak yani beyninizin aslında tüm alanları arasında işlemeye sokuyorsunuz, öyle söyleyelim. Dolayısıyla onlar içerisinde işte bu bir, bu iki, bu üç, bu dört ya da işte sarılar, kırmızılar, yeşiller gibi böyle derecelendirebilirler. Dolayısıyla onlara göre programlarını düzenleyebilirler. Evet ve bu gerçekten çok faydalı olacak. Teşekkür ederiz Elif Hanım. Rica Şimdi ederim. isterseniz bir sonraki soruma geçmek istiyorum ben de sizin için Buyurun. uygunsa eğer. Gün içerisinde sosyal medyaya ve teknolojik tüm aletlere, bu oyunda olabilir, televizyonda olabilir, Instagram, Twitter'da olabilir, çok fazla kendimi kaptırıyorum ve günün bütünlüğü çok fazla oynuyorum ve bu nedenle de günün verimli olan kısmını kullanamıyorum ve bunu aktif hale getiremiyorum. Çok fazla teknolojiyle ilgileniyorum diyen öğrencilerim var. Evet. Bu konuda neler yapabilirler? Şimdi Instagram'ın, YouTube'un, bilmiyorum hani TikTok kullanıyorlardır belki. TikTok'ta böyle bir şey var mı bilmiyorum. Ben o mecraya hiç girmedim ama ve kendi ellerindeki cihazların da her birinin bir sayacı var. Mesela Instagram'da kendi hesabınıza girip gün içerisinde kaç saat ya da kaç dakika ekrana baktığınızı, programın içerisinde kaldığınızı görebiliyorsunuz. Ve Instagram diyor ki, bu hesap ayarlarında hepsi var bunun. Ve Instagram diyor ki, isterseniz siz bize zaman belirtin, biz size uyarıda bulunalım. Zamanınız doldu diye diyor. Telefonumuzda bir kronometre var. Kronometre bize diyor ki istersen beni kur, ben sana zamanı geldiğinde bunu bildireyim. Evde başka destekler var, başka yardımcılar var, anneler, babalar. Sizi uyarma biçimlerinden eğer hoşlanmıyorsanız, hani işte kalk artık birazcık da işte şunu yap falan gibi uyarıları varsa eğer mesela, o zaman hani bu dille beni uyardığında bana iyi gelmiyor. Beni başka bir dille uyar lütfen. İşte ne bileyim biraz daha kibarca söyle ya da işte biraz daha kararlı söyle ya da işte bunu yaptığımdan emin ol gibi geri bildirimlerde bulunurlarsa o zaman evdeki anneler, babalar, büyük kardeşler de bu konuda zaten destek olabilir. Ama neden böyle bir şeye yöneliyor ve eğiliyoruz? Evet, bu değiştirilmesi gereken bir şey. Bu günlük yaşantıda da zaten değiştirilmesi gereken bir şey. Neden böyle bir şeye eğiliyoruz? Çünkü elimizdeki cihazlar bize çok hızlı cevap veriyor. Basıyoruz, anlık olarak istediğimiz başka bir şeye geçiyoruz. Sıkıldığımız şeyden anlık olarak basarak tek bir tuşla, hatta tuş bile yok artık, tek bir dokunuşla diyelim, başka istediğimiz bir şeye geçiyoruz. Sevmediğimiz her şeyden uzaklaşıyoruz. Şimdi bu da beynin mutluluk hormonları salgılamasına, haz almasına, keyif almasına destek sağlıyor. Şimdi bir tarafta zaten beyin için kolay, haz veren, mutlu eden bir şey varken beyin bile kalkıp kendisi için biraz daha karmaşık, biraz daha zor olan şeyi tercih etmez. Kaldı ki beyin evet patron ama onun da bir patronu var. En büyük patron bilinç. Sonuçta beyni de yöneten biziz. Evet. Yani biz dediğimiz şey aslında bilinç ve bilmek, kendimizi bilmekten geliyor aslında. Dolayısıyla biraz böyle beynimizin ara sıra böyle kontrolü ele alma girişimleri olabilir. Ama boş ver ya işte bundan zaten haz alıyoruz, keyif alıyoruz yapabilir. Birazcık onu kandırmakta fayda var. Ne gibi? Burada bir kararlı olmakta fayda var. Tamam, bu benim için haz veren bir şey. Evet. Biz bunu şöyle düşünelim. Yemek üzerinden düşünelim. Mesela çikolata.
Çikolata çok haz veren, keyif veren ya da işte çikolatalı puding, çikolatalı pasta diyelim, bir tatlı. Böyle bir tatlı haz veren, keyif veren bir şeydir, evet. Ama yemekten sonra yendiğinde bu çok keyiflidir. Eğer yemek yerine sürekli olarak bunu tüketirseniz, o çok haz veren şeyden artık zarar görmeye başlarsınız. Hem bıkmaya başlarsınız ama bedeniniz sürekli istemeye de devam eder. Ve bundan zarar görmeye başlarsınız. İşte karın ağrısıydı, işte kilo alımıydı, işte dişlerin bozulmasıydı vesaire. Bir sürü sakıncaları olabilir. Başka bir sürü şekerle ilgili hastalıklara da yol açabilir. Dolayısıyla evet, haz almak, keyif almak zaten hayatın önemli bir parçası. Ama bütünü değil. Böyle düşünmekte, böyle bakmaya çalışmakta bence fayda var. Dolayısıyla evet, sorumluluklar bazen gerçekten çok can sıkıcı. Hiç kimse koşa koşa zaten evet sorumluluklarım var, hadi geldim ve hepsini yerine getireceğim. Şimdi motivasyonum %1 milyon. Evet, ben bunu başarırım, yaparım. Öyle bir durumda değil zaten. Hele ki şu süreç içerisinde herkes yapacağı şeyleri severek yapmaya çalışıyor. Sevdiği şeyleri daha fazla yapmaya çalışıyor. Fakat burada bir dengeye ihtiyacımız var. Kesinlikle. O dengeyi kurabilmemiz gerekiyor. Bunun için de kararlı olmamız gerekiyor. Çünkü evet, ben bu dengeyi kuracağım şimdi. Ya kuracak mıyım, kurmayacak mıyım? Kurar mıyım, kuramaz mıyım? Kurar mıyım acaba? Kursam mı, kurmasam mılara gittiğimiz zaman, o zaman işler karışıyor. Onun için evet, ben burada bir denge kurmalıyım. Bunu biliyorum arkadaş. Tamam. Keyif veren bir şeysin, haz veren bir şeysin ama senden bu kadar yeter. Şimdi biraz da can sıkıcı şeyler yapayım. Yani onları da işte derslerini çok sev, işte sorumluluklarını çok sev, odanı toplamayı çok sev. Böyle bir şey yok. Yani seveceğiniz başka şeyler eşlik edebilir bu duruma. Ama işte ne bileyim, ders çalışmanın sonuna işte kendinize keyif verecek bir şey koyabilirsiniz mesela. Ya da işte odanızı toplarken eğlenceli bir müzik açabilirsiniz mesela. Ya da aklınızda bir şeyler düşünebilirsiniz. O sırada başka bir şeyler düşünebilirsiniz. Ama o sorumluluğun yapılması gerekliliğini, bundan illa bunun çok zevkli bir şey olmak zorunda olmadığını ama yapılması gereken bir şey olduğunu düşünerek aslında ele alırsak bir şeyleri, o zaman bence biraz daha yönetim elimize geçmiş olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Aslında orada kabullenmek de işin içinde var. Yani biz bu sorumluluğu alıyoruz, kabul ediyoruz, bunu yapmamız gerekiyor gibi bir bilinç süreci de var aslında onun içerisinde ve gerçekten bunu yapmadığımız zaman o erteleme alışkanlığının içine sürükleniyoruz ve o sarmalın içerisinde bazen kendimizi bulamıyoruz bile. Evet. O noktada da öğrencilerimizin yine sorduğu başka bir soruyla devam etmek istiyorum ben de sizin izniniz olursa. Tabii ki Bir dinliyorum. tane bir şey eklemek istiyorum. Tabii Çok ki. önemli bir noktaya değindiniz. Hani bu benim sorumluluğum dediniz ya. Evet. Burada da ailelere seslenelim o halde. Çocuklarımızın diğer sorusuna geçmeden. Ailelerimiz burada şunu, iğneyi kendilerine şu şekilde batırmadılar. Bu benim arzu ettiğim bir şey mi? Çocuğa yaptırmaya çalıştığım, dikte ettiğim bir şey mi? Onun iyiliği için olduğunu düşündüğüm ama onun yine de istemediği, belki de yapmasının çok da gerekli olmadığı ama yapsa çok iyi olacağı ve bunu benim bildiğim bir şey mi? Yoksa gerçekten bu çocuk için tüm yaşıtlarıyla birlikte, tüm yaşıtları gibi gelişiminin bir gereği olarak, içerisinde bulunduğu eğitim sisteminin bir gereği olarak tartışılmaz yapılması gereken bir şey mi? Eğer aileler de bunu ayrıştırırlarsa, o zaman çocuklara fazlaca yük yüklememiş olurlar. Böylece çocuklarda hem sorumluluğun yükü altında hem de ailenin beklentisi altında ezilmemiş olurlar. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz gerçekten de. Çünkü çocuğu gelişim süreçlerine göre yönetmek ve o şekilde onlara o otoriteyi kurmak çok daha değerli. Diğer türlü dediğiniz gibi çocuk bu sefer iyi çocuk kötü çocuk. Bu Kohlberg'in ahlak gelişimi evrelerindeki orta düzeyde bir şekilde fiksasyon yaşıyor. Yani bir şekilde orada takılı kalıyor. Ve bu Evet. noktada da ailemi mutlu etmek için yapmalıyım
sürecine giriyor ve aslında o sürece girdiği anda tüm hayat boyu başkalarını mutlu etmek için bu sorumluluğu yerine getiriyorum. Çünkü onlar bana aferin diyor ya da beni onaylıyor ya da şu like hareketi bile aslında bunu Evet. çağrıştıran bir şey. Sonuçta Evet. özünde etrafımızda kim varsa onu annemiz ve babamızdan onay almak gibi bir sürece içine girmiş oluyoruz. Yetişkin bireyler haline gelmiş olsak bile çoğu Aynen. zaman. Tabii bu bir gün anne baba oluyor. Sonra yaşamın döngüsü içerisinde sosyal çevrede arkadaş oluyor, grup lideri oluyor. Evet. Yakın arkadaş oluyor. Daha Evet. sonra eş oluyor. Daha sonra iş arkadaşı oluyor, patron oluyor. İşte başka başka yöneticiler oluyor gibi. Bu sarmal devam ediyor söylediğiniz gibi. Evet, kesinlikle. Buraya da çok dikkat etmemiz lazım. Teşekkür ederiz. Şimdi Rica ederim. isterseniz bir sonraki soruya geçelim. Buyurun. Sorumuz da şöyleydi. Gün içerisinde zamanı verimli kullandık diyelim ama motive olma noktasında problem yaşıyorum. Yani ben evet sorumluluklarımın bilincinde bir öğrenciyim. Neyi yapmam ve ne zaman yapmam gerektiğinin de farkındayım. Yalnız o işe başlarken çok problem yaşıyorum ve çok da başlamak istemiyor gibiyim. Motivasyonumu nasıl sağlayabilirim gibi sorular geliyor bana da. Şimdi burada bence yüzeysel olarak bakmak yerine derinlemesine bakmak çok önemli. Bu yüzeyselleştirme maalesef günümüzün problemlerinden bir tanesi. Mesela bazı videolar da çekiyorlar. İşte bir fotoğraf görüyorsunuz mesela. Fotoğraf harikulade. Ama fotoğraf çekildikten hemen sonraki anda aslında işler hiç de öyle değil. Şimdi görüntüde tamam ama içerikte yok. Mesela ders çalışmak ya da ders çalışmamak gibi ayırmak yerine bu işi. Ders çalışmak ne demek? Önce bunu bir fark etmeye çalışmak bence motivasyon için önemli. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam ders çalışıyorum ama hani yapıyorum. Bu zaten yapmak zorunda olduğum için yapıyorum yerine. Ders çalışıyorum ama ben ne çalışıyorum? Ne öğreniyorum? Bunu niye öğreniyorum? Bu bana ne diyor? Hani alıp sadece ezberlemek değil. Alıp sadece sınava kadar taşımak da değil. Hani ben buradan ne alırım? Bunu öğrenmemi isteyen kişi neden acaba bunu öğrenmemi istemiş? Mesela neden ülkedeki bütün çocuklar şu anda benimle birlikte yaşıtım olan bütün çocuklar şu anda bunu öğreniyorlar? Peki ama neden? Ne anlatıyor bana? Bu anlattığı şey benim günlük hayatımda ne işe yarayacak? Hani bunu söyleyen yazar ne diyor acaba? Diye biraz aslında yaptığımız işe kulak vermek lazım. İşte bu bir matematik problemi de olabilir. Matematikte bir formül de olabilir. Yani bu formülü ben nasıl işletiyorum? Ne yapıyorum? Farkındalığında olursak eğer, o zaman motivasyonumuz geliyor zaten. Çünkü öğrenmek haz veren bir şey. O bize telefonların işte ya da mavi ekran diyelim, dijital yaşam diyelim, sanal alem diyelim, onun bize verdiği keyfin kat be kat üzerinde ve çok daha eski, çok daha iyi bildiğimiz beynin çok daha hızlı ürettiği bir aslında haz merkezine ulaşıyoruz. Çünkü en başta ufacık bir şey yaptığımız zaman hani bebeklik sürecimizde ufacık bir şey yaptığımız zaman ne bileyim belki kaşığı ağzımıza götürdüğümüz zaman bizi alkışladılar. İşte Evet. oradaki başarmanın hazzı. İşte bir şey söyleyebildiğimiz zaman, belki anne dediğimiz zaman, baba dediğimiz zaman bizi alkışladılar. Aferin, bravo dediler, sardılar, sevdiler bizi. Dolayısıyla o hazzı biz çok iyi biliyoruz aslında. Şimdi burada da hani bir şeyleri idrak etmek, bir şeylere derinlemesine bakmak, ne anlatıyor burada, bu benim ne işime yarar dediğimiz zaman hemen burası haz üretmeye başlıyor zaten. Çalışmaya başlıyor. Evet. Evet, ondan sonra da diyor ki, ey başka başka daha neler var, daha neler var. Bu sefer işte bir sonraki soru, bir sonraki konu, bir sonraki ders diye devam ediyor. Hani olayı ders çalışmam gerekiyor. Evet tamam. Haydi o zaman bas düğmeye çalışıyorum. Çalışıyor muyum? Çalışıyorum. Tamam bas düğmeye bitirdim. Kapattım. Böyle robotize etmemek lazım. Bu kadar hani içini boşaltmamak lazım yani. Kesinlikle.
Aslında Tamam. burada söylediğiniz şey, teşekkür ederiz bu arada. Burada söylediğiniz şey görev bilinci, evet olmalı ama yapacağınız işi sadece görev olduğu için yapmamanız. Orada işin içerisine sizi motive eden farklı süreçleri ekleyin, bir müzik dinleyin ya da başka bir şey yapın ve yaptığınız şeyin aslında kendi içerisinde keyif verdiğini bilin. Yani öğrenmek aslında çok değerli ve çok keyif veren bir şey. Sadece öğrendiğini tik atmak ya da işte bakın ben çok başarılıyım demek için değil. Aslında özünde öğrendiğini kendi hayatına eklediğinde ne kadar öğrenmenin, bilginin değerli olduğunu görüyorsunuz. O Evet. yüzden de motive olmak, kendimizi belki bu şekilde birazcık daha bakış açımızı değiştirerek motive olmak bizi özellikle sadece LGS süreci için değil de hayata da hazırlayacaktır. Çünkü bilgiyi yapabildiğimiz sürece bilgi bizim için vardır ve motivasyonumuzu bu şekilde öğrenmeyi keyifli bir kavram haline getirerek yapabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet, Şimdi ne demek? isterseniz bir soruya daha bakalım vaktimiz varken. Hadi Sizin için de bakalım. uygunsa. Tabii. Evet, son sorumuza geçebiliriz isterseniz. Buyurun. Sınav tarihi yaklaştıkça endişelerimin arttığını hissediyorum. Bunun için neler yapabilirim? Diye bir sorumuz daha var. Insan için en zor şeylerden bir tanesi belirsizlik. Belirsizlik kaygı yaratır. Ama kaygı bir öcü değildir. Kaygı da bizim duygumuzdur. Ve kaygı aslında çok yaşamsal, çok hani hayatta kalabilmek için önemli bir duygumuzdur. Dolayısıyla kaygılanabiliriz bu süreç içerisinde. Soruya baktım da sırada cevaplarız sorularımızı Evet, da. evet. İsterseniz o soruyu da sonra geçeriz ama şimdi Olur, ilk olur. sorumuzu. Bu belirsizlik süreci içerisinde şimdi mesela pazartesi gününü bekliyoruz en azından. Bakalım sınav tarihi ne zaman gelecek. Ama şunu görmekte fayda var. Her yıl ya da işte birkaç yılda bir biz zaten bu süreci yaşıyoruz. En başta da söylemiştim ya, belki anneleri babaları ama en azından büyük kardeşleri bu süreci yaşamıştır. Sınavlarda bir değişiklik, bir aksilik, bir şey mutlaka olmuştur. Dolayısıyla bununla ilgili çevrelerinden çok rahat destek alabilirler. Çünkü bu süreci bilip daha önce yaşamış ve atlatmış olan insanlar var çevrelerinde. O nedenle konuşmak iyi gelir. Bu ilk söyleyeceğim şey. İkincisi, şunu unutmamak gerekiyor. Yöneticiler de bunu biliyorlar. Bu sınav düzeninde emeği geçen herkes bunun farkında ve gerçekten bütün çocuklar aynı pozisyondalar. Hepsi bir dönem okula gidebildiler. Onun dışında evde kendi çabalarıyla çalışıyorlar. Hepsi aynı şoku yaşadılar. Pandemi sürecine girdiler. Hepsi şu anda evlerinde online olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hepsi kendileri kendi kişisel motivasyon süreçleriyle bir şeyleri yürütmeye çalışıyorlar. Tabii sizin gibi okullarda çocuklarımız sizin tarafınızdan destekleniyor. Onlar şanslılar. Bunu alamayan çocuklar da var. Dolayısıyla aslında herkes eşit durumda. Nasıl şu anda dünyadaki herkes evine girdi? Evet. Aynı bunun gibi dünyadaki bütün çocuklar aslında aynı durumdalar. Dolayısıyla buna göre aslında bir sınav düzeni gelecek. Ve buna göre değerlendirilecekler. Şimdi burada kaygıyı çok itmemek lazım. Bir şeyleri mesela karnınız acıktı diyelim ki. Karnınız acıktığı zaman tamam acıkmamış gibi yap diyor musunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. Karnınızın acıkması vücudunuzun bir sinyalidir. Onu doyuruyorsunuz ve geçiyorsunuz. Ya da diyelim ki içinizden ağlamak geldi. Ağlamak geldiğinde mesela ağlamayacağım, ağlamayacağım, ağlamayacağım diyor musunuz? Hayır. Ne Denemiyorsun. oluyor o zaman? Boğazımız düğümleniyor. Bu sefer duygumuz bastırılıyor. Bu sefer başka bir zaman daha fazla içerliyoruz gibi. Çeşitli negatif sonuçları oluyor yani. Dolayısıyla kaygı da gelmişse eğer o zaman bu kaygıyı yaşamak ve bu kaygıyı böyle bir akıtıp geçirmekte fayda var. Ve bununla birlikte
Ben şunu öneriyorum. Biz yaşantı grupları deriz yani. Arkadaşlarla bir araya gelip böyle hani okulun koridorundaymış gibi Zoom veya işte başka programlar üzerinden işte WhatsApp artık 8'e çıkarttı biliyorsunuz görüşmeci sayısını. Böyle mecralar üzerinden yakın arkadaşlarıyla bir araya gelsinler. Sadece bu süreci konuşmak için. Bu süreç nasıl işliyor? Şimdi bu bize şunu gösterir. İnsan sosyal bir varlıktır. Ben böyle bir şey yapıyorum ama diğerleri ne yapıyorlarla ilgili fikir edinir. Bu bir kıyaslama süreci değil. Lütfen kimse kimseyi kendisiyle karşılamasın, bir kıyaslamasın ve birbiriyle kıyaslamasın. Bu sağlıklı bir şey olmaz. Ama en azından fikir verir. Hani arkadaşınız bir şey giydiğinde aha ne kadar yakışmış ya deyip hani ben olsam bu bana yakışmazdı. Ya da işte ben olsam bunu şöyle giyerdim. Ya da işte ben olsam bunu işte şöyle de bir şey de takardım önüne gibi yorumlayıp kendi tarzımızca aldığımız gibi burada da arkadaşlarımızın davranışlarını aslında bir değerlendirip bir bakıp tüm bunlar arasında ben neredeyim mi bir gözlemleyip ondan sonra kendi yolculuklarına dair biraz daha verimli ne diyelim yaşantılar oluşturabilirler. Bunu tavsiye ediyorum. Yaşantı grupları bence önemli bir şey. Teşekkür ederiz. O zaman aslında burada endişelenmenin çok doğal olduğundan bahsettiniz Elif Hanım öncelikle. Konuşmanın önemli olduğundan çünkü eğitim sisteminin hep değiştiğinden ve ailede zaten belli kişilerin de bu süreçte daha önceden başa çıktığından ve tecrübe ettiğinden bahsettiniz. O yüzden onlarla iletişim kurduğumuz zaman daha sağlıklı sonuçlar elde edeceğimizden bahsettiniz. Ve en önemlisi son olarak da yaşantı grupları aslında akran gruplarının ne Evet. kadar değerli olduğunu, bizi aslında motive edebileceğini, kendimizi onlarla kıyaslamak yerine onlarla birlikte bir bütün halinde o arkadaşımızın örnek veriyorum. İşte ben bugün bu kadar soru çözdüm ya da işte bu konuyla ilgili böyle hissediyorum, sen nasıl hissediyorsun gibi sorularla bizi teşvik etmesi aslında bizim çok daha fazla pozitif anlamda kendimizi sürece adapte etmemizi kolaylaştıracaktır. Evet, bir de yaşantı gruplarında şöyle bir şey vardır. Ben böyle hissediyorum. Ben şöyle hissediyorum. Ben bu süreci kendi açımdan böyle yaşıyorum diye aslında duygularımızı da paylaşırız. O zaman işi göğüslemek biraz daha kolay oluyor. Tabii bununla birlikte şu da önemli Burcu Hocam. Sonuçta bu bir sınav. Önemli de bir sınav. Evet. Bu sınav bir şeyleri ölçüyor ama bir şeyleri ölçüyor. Her şeyi ölçmüyor. O nedenle sınava bakış açımız da önemli. Evet şu anda elimizden gelen ne bu süreç içerisinde? Bunu ölçüyor. Doğru. Ama bütün hayatımızı etkileyecek. Bütün yaşantımızı etkileyecek bir durumu da söz konusu değil. Bu sadece bir sınav. Danışanlarımdan biriyle konuşmuştuk. Sınav sana ne ifade ediyor diye sordum. Başarmak dedi. Peki başarmak ne ifade ediyor diye sordum. İyi bir lise dedi. İyi bir lise ne ifade ediyor dedim. İyi bir üniversite dedi. İyi bir üniversite, iyi bir iş, iyi bir iş, iyi bir emeklilik, iyi bir emeklilik, iyi bir tekne. Şimdi biz daha liseye geçiş sınavına hazırlanan bir arkadaşımla, yani bir danışanımla, böylece emekliliğinde alacak olduğu teknenin kaç metre olabileceğini tartışmaya başladık. Kesinlikle. Aslında hani buradan oraya gidene kadar bir sürü basamak var. Dolayısıyla hani bu sadece bir sınav. Evet, tamam, olması gereken bir şey. Şu anda hani dikkate alınması gereken bir şey, öyle söyleyeyim. Çünkü içinde bulunduğumuz eğitim sistemi bunu gerektiriyor. Ama bütün yaşantınızın bir kontratı değil. Onun için Evet. sınava verdiğimiz anlam da burada önem kazanıyor. Elinizden geleni yapacaksınız yani çocuklar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten de öyle dediğiniz gibi hayat doğrusal değil bir kere ki o tekneye ulaşabilmek için şimdiden evet bir şeylere çaba sarf etmek farklı bir şey ama hayat o kadar doğrusal düzeyde de ilerlemeyecek. Belki
her şeyi düzgün doğru yapsak bile belki o tekneye ulaşamayacağız ya da başka süreçler işin içine girecek. Kesinlikle burada bu söylediğiniz şeye de kesinlikle katılıyorum ve bunun dışında da söylediğiniz bir şey daha var. Gerçekten hoşuma da giden, onu da söylemek istiyorum. Burada söylediğiniz kendinizi aslında performans kaygısı yaşamayıp sınavla kendimizi bütünleştirmemek. Yani sınav aslında bizim hayatımızın bütününü oluşturmayacak. Sadece bir bölümünü anlatıyor ve bizi test ettiği başarı kaynağı aslında akademik başarımız. Biz değiliz yani. Burcu olarak beni ya da Elif Hanım olarak sizi tamamen bütünüyle değerlendirip de işte 0 nokta bilmem kaç puan aldın. Bu değil hayat. Hiçbir zaman da bu olmadı. O noktada da evet kendimizi gerçekten sınavdan aldığımız puanla kendilik değerimizi örtüştürmememiz lazım. Yani biz zaten Burcu olarak değerliyiz ya da işte Ayşe olarak değerliyiz. Zaten olduğumuz halimize değerliyiz diyebildiğimiz zaman aslında o azmi de gösteriyoruz. O çabayı da, o motivasyon da kendi içimizden geliyor aslında. Ve bakın şimdi tekneler, arabalar, jipler, yazlıklar hepsi boş ve biz evde kendimizle baş Evet. başayız. Çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani hani orada gördüğümüz, idealize ettiğimiz her ne varsa hayatımızda olsun diye istediğimiz, sahiplenmek istediğimiz özünde biziz yani. Zaten hepi topu biz olacağız. Evet. İleride de tüm hayat boyunca da aslında bu süreci tecrübe etmemiz de gerçekten çok pozitif çıkarımlarla bu korona sürecinden de çıkacağımıza ben inanıyorum. Evet, ben de. Valla öğrenmek için bakarsak, kafa yorarsak, biraz değerlendirirsek, kendi fikirlerimizi oluşturursak, o zaman evet yani bu süreç gerçekten hepimiz için, yaşamın da aslında böyle bakan insanlara her dönemi için olduğu gibi yine de çok olumlu sonuçlarla olumlu sonuçlar verecek diye düşünüyorum. Olumlu sonuçlar kazandıracak diye düşünüyorum. Evet, o zaman son soruma gelmek istiyorum. Bu korona sürecinden ne ile çıkalım? Çantamıza ne alalım da çıkalım? Bir defa kendimizi bırakmayalım. Kendimizle kavga etmeyelim de kendimizle bir barışalım. Biraz kendimizi tanıyalım. Bence. Çünkü gittiğimiz her yere kendimizi götüreceğiz. Her yerde kendimizle birlikteyiz. Kendimizi sevelim. Bakın nasıl bir zamana dönüştü şu zaman. Kendimizden ve sevdiklerimizden. Onlar da sonuçta bizim değer verdiklerimiz yine. Kendimizden ve sevdiklerimizden, kendi varoluşumuzdan ve sevdiklerimizin varoluşundan daha önemli hiçbir şey kalmadı şu süreçte. Her şey değerini yitirdi. Bir anda ezberler bozuldu bakın. Dolayısıyla her şeyden önce bu tabii ki bir bencilliğe, işte hoşgörüsüzlüğe varan bir şey değil tabii ki. Çünkü ben dediğimiz şey bizim içerisindeyken aslında çok kıymetli. Yoksa tek başına ıssız bir adada hiç kimse için geçerli değil. Dolayısıyla kendimizle kurduğumuz ilişki bence çok önemli. O nedenle biraz kendimize dönelim. Bakalım önceliklerimiz neler? Ben ne yapıyorum? İşte hedefim nedir? Ne yapmaya çalışıyorum? Neler yaptım bugüne kadar? Benimle ilgili neler var? Neler işe yaradı? Neler yaramadı? Bunların hangileriyle birlikte devam edeceğim? Hangilerini artık atayım? Bunlar benim üzerime yük olmuşlar. Bunlardan artık kurtulayım diye biraz böyle kendimize dönmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok gerçekten verimli bir Instagram canlı yayınıydı. Katılımınız bizim için çok değerliydi Elif Hanım. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Son söylediğiniz korona süreciyle ilgili de çok güzel çantamıza aslında bir şeyler katmamız gerektiğini gösteriyor. Kendimizi tanımamız ve neyi gerçekten sevip sevmediğimizi de artık bilincine varmamız gereken bu farkındalık sürecinde bunları yakalayıp da umarım her birimiz kendimiz için bu farkındalıkları yakalayıp da çıkarız diye ümit ediyorum bu korona sürecinden. Ben de öyle. Yayın Çok için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. sağ olun. Ben de size çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Çok da güzel bir sohbet oldu. Umarım destek olabilmişimdir. Teşekkür ederiz. Katkılarınız çok değerli bizim için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Arkadaşlarımıza, ailelerimize, hem çocuklarımıza hem keyifli zamanlar diliyorum. Aile içerisinde birbirlerini bulmuşken güzel zamanlar diliyorum. Sınav içinde ellerinden ne geliyorsa bu süreç içerisinde
Şimdiden onları tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Şimdiden biz de başarılar diliyoruz. Tamam. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Size.